Herkese merhabalar. Bugün 8'den 9'a geçenler için tanıtım sınavımızın hem bilimleri kısmının çözüm videosunu çekeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen şekle göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. Gördüğünüz gibi bir görsel, bir e, güneşin e, doğudan doğup batıdan battığı süre zarfında iki farklı konumu görselilmiş. A konumu ve B konumu olarak nitelendirilmiş. Yukarıdaki şekil güneşin bir yıl içindeki doğuş ve batış konumlarını göstermektedir şeklinde de bir bilgi verilmiş. Buna göre yanlış olan şıkkı bulacağız. A şıkkıyla başlayalım. A konumunun dünya üzerindeki bu bölgede haziran ayı, B konumunda ise dünya üzerinde aralık ayı yaşanıyor olabilir demiş. E, farklı konumlarda güneşin farklı konumlarda bulunması farklı günlerde, farklı mevsimlerde, farklı aylarda olabileceğini göstergesidir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B'ye bakıyoruz. Yukarıdaki şekil dünyanın yıl içerisinde belirli bir bölgede güneşin doğuş ve batış saatinin değiştiğini gösterir. Demiş. Yıl içerisinde dediği için yine farklı zaman aralıkları için geçerli olabilecek bir ifadedir. C'ye bakıyoruz. Yıl içerisinde güneş ışınlarının dünya üzerinde farklı açılarla gelmesiyle yukarıda verilen olaylar gerçekleşmektedir demiş. A ve B şıklarıyla yine paralel bir açıklama olduğunu görebiliyoruz. Ancak D şıkkına baktığımızda verilen olay dünyanın günlük hareketi sonucu gerçekleşir ifadesi yanlış bir ifadedir. Sebebi günlük hareket içerisinde güneş konum olarak bu şekilde bir e, yer değişikliğine maruz kalmaz. Çünkü dünyanın doğuda doğu olarak nitelendirdiği yerden doğması yani hareketlenmesi ve batıya doğru İlerlemesi konum değişikliğine neden olacak bir faktör değildir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. İkiye bakıyoruz. Yukarıda verilen ifadeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Birinci ülkemizde en yüksek sıcaklık değeri Akdeniz bölgesinde görülür. Bu bir iklim ifadesidir. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bu bölgede su sıkıntısı görülmez. Bu da yine bir iklim e, ifadesidir. Hava olayı olsaydı günlük bir durumdan ya da belirli bir günde yaşanan hava olayından bahsetmesi gerekirdi. İklim ise en yüksek sıcaklık değeri Karadeniz bölgesinde her mevsim gibi ifadeleri barındırması gerekir. Dolayısıyla şıklara baktığımızda A şıkkıyla başlayalım. Birinci ve ikinci olaylar iklim ile ilgilidir demiş. Doğru bir ifade kurmuş. B'ye bakıyoruz. Birinci ve ikinci olaylar hava olayları ilgilidir. Yanlıştır arkadaşlar. C'ye bakalım. Birinci olay mevsim, ikinci olay hava olayı ile ilgilidir. Yanlış. Denizli'ye baktığımızda ikinci olay mevsim, birinci olay iklim ile ilgilidir demiş. Bu da hatalı bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak diyoruz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bir deneyde kıvrık kanatlı sirke sineğinden elde edilen yumurtalar 16 santigrat derecede geliştirilirse, düz kanatlı 25 santigrat derecede geliştirilirse kıvrık kanatlı sirke elde ediliyor. Farklı sıcaklıklardaki yumurtalardan çıkmış bireylerin çaprazlanmasıyla elde edilen yumurtalar tekrar 25 santigrat derecede geliştirildiğinde şemadaki durum oluyor demiş. Bakıyoruz arkadaşlar birinci dölde kıvrık kanatlı sirkesineklerinin 16 ve 25 santigrat dereceye konulduğunda farklılık gösterdiklerini, sonrasında 16 santigrat derecedekilerin tekrar 25 santigrat dereceye getirildiğinde yumurtalarının farklı e, bir e, kanat tipi gösterdiğini görüyoruz. 25 santigrat dereceden 25 santigrat derecede değişmediğini görebiliyoruz. A şıkkına bakalım, çevrenin etkisiyle fenotipte meydana gelen özelliklerin tümü kalıtsaldır demiş. Arkadaşlar burada bu ifadeye ulaşmamız pek mümkün değil. Evet çevresel bir etki var ama kalıtsallığıyla ilgili bir durum söz konusu değil. B'ye geldik. Sadece üçüncü döldeki canlılar birinci dölün kalıtsal özelliklerini taşır demiş. Hayır. Burada sıcaklık faktörüne bağlı gerçekleşen bir olay var arkadaşlar. Bir modifikasyon var. C'ye bakıyoruz. 16 santigrat derecede gelişen yavrular 25'te 25 santigrat derecede gelişen yavrulara göre çevre şartlarına daha dayanıklıdır demiş. Buna da e, tam olarak Doğru diyebiliriz. D'ye bakalım. Kalıtsal özellikler çevre koşullarına göre farklı ten fenotiple ifade edilebilir demiş. Bu e bizim aradığımız şık. Çünkü arkadaşlar baktığımız zaman e kalıtsal özelliklerin çevre koşullarına göre farklı dış görünüş, yani fenotiplerle ifade edilebileceği net bir şekilde e görselde de verilmiş zaten cevabımız denizli olacak. Dörde bakıyoruz. DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Her nükleotit şeker, fosfat ve azotlu organik bazdan meydana gelir ifadesini e, belirtmiş. Nükleotitler isimlerini yapılarındaki organik bazdan alır demiş. Yukarıda verilen kalıtım yapıları için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diye soruyor bize. A şıkkına bakıyoruz. Adenin nükleotidi ile guanin nükleotidinin ortak özelliği yapılarındaki şeker ve fosfattır demiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. B'ye bakalım DNA'daki toplam nükleotit toplam adenin nükleotitindeki deoksiriboz şekeri sayısı timin nükleotitinin fosfat sayısına eşittir demiş. Bu da doğru arkadaşlar adenin ve timin sayıları DNA'da eşit oldukları için şeker ve fosfat sayıları da eşittir. C'ye bakıyoruz DNA'daki toplam guanin nükleotidi sayısı bilinirse stözün nükleotidi sayısı da bilinir demiş. Bu da doğru bir ifadedir. Son olarak D'ye baktığımızda DNA'nın tek zincirindeki toplam timin sayısı bilinirse bu DNA'daki toplam adenin sayısı bilinir demiş. Yanlış. Çünkü karşılıklı zincirler olduğu için bir zincirdekinin biliyor, biliniyor olması diğer zincirdekinin de biliniyor olması anlamına gelmez arkadaşlar. Bu sebepten dolayı denizli söylenemez diyoruz. 5'e bakıyoruz. Tuğba Fen Bilimleri dersinde iklim ve hava olayları ile ilgili bir sunum hazırlamıştır. Sunumda yer alan bazı bilgiler şunlardır. Tuğba sunumda yer alan bu bilgilere benzerliklerine göre gruplandırmak isteyen bir e, birisi aşağıdaki tabloların hangisine ulaşır demiş. 30-35 yıllık hava durumuna ait ortalama verilerdir e, ifadesini görüyoruz bunun. Bir arkadaşlar ne olduğunu söyleyebiliriz? İklim bilgisi olduğunu söyleyebiliriz. İklim ile ilgili bilgi olduğunu söyleyebiliriz. 8-12 gibi gün içerisinde yapılan günlük gözlemlerdir. Bu hava olayları Antalya'da yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer yine baktığımız zaman iklim ifadesi görüyoruz. Bugün sıcaklık 25 santigrat dereceye kadar ulaşmış. Hava olayları olayını olduğunu görüyoruz. Peki o halde iklim dediğimiz zaman bir üç ifadesi bir grup oluşturuyor. Hava olayları dediğimiz zaman 2 4 ifadesi bir e, grup oluşturuyor. Bunun da B şıkkında olduğunu görüyoruz. Evet, 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Dünyanın ekseni eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak dünya üzerine bir noktaya güneş ışınlarının düşme açıları ve gece gündüz süreleri yıl boyunca değişir. Verilen bilgi ve görsel dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A şıkkına baktığımızda güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine 21 Haziran'da Haziran tarihinde dik gelir diyor. Evet 21 Haziran tarihini yansıtıyor ve güneş cinarı yengeç dönencesine dik geliyor öyle vaktinde. B'ye baktığımızda bu tarihten sonra güney yarım kürede gölge boyu kısalmaya başlar demiş. Evet çünkü orada en uzun gece yaşanıyor ve artık gece süreleri kısalmaya başladığı için gölge boyu da doğru orantılı olarak kısalmaya başlıyor arkadaşlar. C'ye bakıyoruz bu tarihte kuzey yarım küreye güneş daha çok çok daha fazla enerji gönderir demiş. Hayır güneş daha fazla enerji göndermez. Aksine e, sabit miktarda enerji gönderir e, fakat e, kuzey yarım küredeki düşen enerji birim yüzeye düşen enerji miktarı azalt, arttığı için arkadaşlar hani e, geliş açısı nedeniyle bu sebepten dolayı daha fazla ısınır. Dolayısıyla güneşin daha fazla enerji gönderme durumu söz konusu değildir. E, cevabımız C olacak ama D'ye de bakalım 21 Haziran'da ekvatora güneşinler dike yakın gelir demiş bu da doğru bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Evet yedinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. E, hücre bölünme emrini aldığında DNA'daki yukarıdaki gibi eşlemeye başlanmaktadır. E, buna göre demiş aşağıdakilerden hangisi e, birinci ve ikinci numaralı zincirdeki nükleotit dizimini olabilir demiş. Baktığımız zaman yıldız ile dairenin karşılıklı olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla burada bir yıldız varsa burada bir daire vardır arkadaşlar. içi dolu bir daire. Yine aynı şekilde bunun karşısında eşlenen zincirde bir yıldızın olmasını bekleriz. Şöyle, burada da yine bir daire olmasını bekliyoruz. Peki o zaman üçgen ve çemberin de karşılıklı olarak gelmesini bekleyeceğiz. Evet, şuraya şöyle bir çember, şuraya bir üçgen çizelim. Bu da yine ne olacak arkadaşlar? Bir çember olacak. Burada da baktığımız zaman bir üçgen, çember. Ve üçgen olmasını bekliyoruz. Peki buna göre 1 ve 2 numaralı e, yapıyı çıkardık. Çemberle başlayacak. Sonrasında daire olacak. Sonrasında üçgen. Karşısında da e, bir üçgen, yıldız ve çember olacak. Bunun cevabında C olduğunu görebiliyoruz. C'ye geldik. Yukarıdaki verilen şemaya göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. X ile gösterilen yapı nükleotittir demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman fosfat, deoksiriboz şeker ve organik bazın bir arada olduğu yapı nükleotittir. Doğru. Nükleotit sayısı eşittir, fosfat sayısı eşittir. E, şeker sayısı demiş. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ne kadar fosfat varsa o kadar deoksiriboz şeker. Ne kadar deoksiriboz şeker varsa o kadar da e, nükleotit vardır diyebiliriz. Yukarıdaki nükleotit ismini yapısındaki deoksiriboz şekerden almaktadır demiş. Hayır e, organik bazdan almaktadır. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir. Cevabımız e, doğruyu sorduğu için yalnız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. 9'a geldik. Hücre bölünme emrini aldığında DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarır ve oluşacak yeni hücrelere gönderir. DNA eşleşmesi gerçekleşirken karşılık karışık verilen ifadelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar e, sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdek içerisine girer. E, çeşitli enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotitler arası bağlar birbirinden ayrılır. Bakın öncelikle neyin olması gerekiyor? Bunun olması gerekiyor ki DNA fermuar gibi açılsın. Daha sonrasında sitoplazmadan arkadaşlar... E, içeriye serbest bulunan nükleotitler girsin ve en son olarak da uygun nükleotitler karşılıklı olarak gelsin. Yani baktığımız zaman 2, 4, 1 ve 3 olacak. 2, 4, 1 ve 3 A şıkkında olduğu şekliyle karşımıza çıkıyor. Ona bakıyoruz. Yukarıdaki şemaya göre verilen ifadeler doğru ise D yanlış e, D yanlış ise Y yol kolunu takip edilirse hangi çıkışa ulaşılır demiş. Toplam nükleotit sayısı eşittir adenin Eşittir timin, eşittir guanin, eşittir stozin demiş yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Toplam nükleotit sayısı adenin, timin, guanin ve stozinin toplamıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Demek ki ne yapacağız? Yanlış kolundan ilerleyeceğiz. Adenin artı guanin e, bölü timin artı stozin eşittir bir e demiş doğrudur arkadaşlar. Aynı sayılar aynı sayılarla toplanırsa birbirlerine bölümleri. 1 olacaktır. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. 10 tane adenin varsa 10 tane timin var. 5 tane guanin varsa 5 tane sitozin var. Dolayısıyla 10 artı 5 15. E, adenin ve guanin sayısı timin ve sitozin sayısı 15 olacağı için birbirlerine bölümü 1 olacaktır. Doğru çıkışımız 3. olacaktır arkadaşlar. Geldik 11. soruya. 100 tane fosfat, 70 tane şeker ve 80 tane organik baz kullanılarak en fazla kaç tane nükleotit elde edilir demiş arkadaşlar. Burada yapmamız gereken en önemli şeylerden biri sayısının en az olana göre baz alınması. Yani 70 tane şeker varsa 71 tane nükleotit oluşamaz arkadaşlar. Ee, e, en az olan şeker olduğu için. Dolayısıyla 70 tane şeker varsa 70 tane fosfat. 70 tane de e, organik baz kullanılarak toplamda en fazla 70 tane nükleotit elde edilebilir. 12'ye geldik. Tablodaki bazı canlı türleri ve onlara ait kromozom sayıları verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Kromozom sayısı fazla olan canlılar daha gelişmiştir demiş. Baktığımız zaman enel otu insandan ya da moli balığından daha gelişmiş bir canlı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifadedir diyoruz. Kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı kalıtsal özelliklere sahiptir demiş. Bu da mümkün değil. İnsanın kolu, bacağı, eli varken moli balığında böyle bir yapıya sahip olmadığını görebiliyoruz. Üçe baktık. Farklı türdeki canlıların kromozom sayıları aynı olabilir demiş. Evet moli balığı ve insandan bunu çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Bir DNA molekülünün tek zincirinde bulunan nükleotit sayısı buna göre DNA molekülünde toplam kaç tane zayıf hidrojen bağı vardır diyor arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken esas noktalardan bir tanesi adenin ve timin arasında bir hidrojen bağı var. E, guanin ile stodin arasında üçlü hidrojen bağı var. Bu hesaplamaya göre arkadaşlar baktığımızda 200 adenin varsa karşısında da 200 tane timin vardır arkadaşlar. Bu sadece bir zincir vermiş. Yani karşılıklı DNA molekülü 2 ile düşüneceğiz ama tekilinin sayısı bizim için yeterli. Çünkü iki tanesinin arasında bir ikili hidrojen ya da üçlü hidrojen bağı oluştuğu için birinin sayısını bilmemiz yeterli arkadaşlar Dolayısıyla iki ça 200 çarpı şöyle yapalım 200 çarpı 2 400 180 çarpı 3 500 40 60 çarpı 3 180 son olarak da 120 çarpı 2 240 ve bunların toplamı olacak. Evet baktığımızda e, burası 400 540 daha 940 1080 daha 1120 240 daha 1360 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Aşağıda DNA molekülünün bir bölümü verilmiştir. Buna göre verilen DNA'nın bu bölümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım X-Kuan'in nükleotidi ise nükleotit değil arkadaşlar. X-Kuan'in organik bazı. Y-Stozin organik bazıdır deseydi doğruydu. Ama bu haliyle yanlış. Çünkü sadece organik bazı gösteren bir görsel var. Ee, B'ye bakalım. K-Adenin organik bazı ise L-Timin organik bazıdır demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Toplam iki tane nükleotit vardır diyor. Hayır, dört tane nükleotit olması gerekiyor. Toplam M sayısı, yani deoksiriboz şeker sayısı, toplam K artı L sayısına eşittir demiş. Hayır, çünkü X ve Y sayısı da var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. 15'e geldik. Tuba öğretmen tahtaya çizdiği aynı DNA'da bulunan iki farklı nükleotitle ilgili öğrencilerin yapmış olduğu yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Her ikisinde de aynı tür şeker ve fosfat bulunur demiş. Doğru bir ifadedir arkadaşlar bu. Bir DNA zincirinde her nükleot, bu nükleotitler karşılıklı yer alabilirler demiş. Bu da doğrudur. Birbirlerine uygun görünüyorlar. Bir DNA molekülünde toplam sayıları eşittir demiş. Evet karşılıklı yerleştikleri için eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu e Bu nükleotitlerin DNA'nın tek zincirindeki sayısı, sayıları eşittir demiş. Hayır arkadaşlar bunun varlığından bahsedemeyiz. Tek nükleotitteki sayıları eşittir diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız e, 1, 2, 3, Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar baktığımız zaman 16. soruya şöyle bir göz atalım. Araştırmacı Araştırma sorusu bir canlıda oluşan adaptasyonlar kalıtsal mıdır? Tuğba öğretmen çocuklar bu araştırma sorusunun doğruluğunu kutup ayılarını kullanarak nasıl inceleyebiliriz sorusunu yöneltiyor. Ve aşağıdaki cevaplardan hangisi uygundur şeklinde bir sorumuz var. A şıkkına bakıyoruz. Bir kutup ayısı ile boz ayı çiftleştirerek oluşan yavruların kalıtsal özelliklerini incelemek diyor. Burada iki farklı genetik yapı olduğu için oluşacak yavru da e, Adaptasyonun kalısal olup olmadığını göremeyiz. B'ye bakalım dişi ve erkek kutup aylarının yaşadığı ortamdan alıp sıcak bir ortama götürerek burada çiftleşir ve olgunlaş oluşan yavrunun kalısal özelliklerini incelemek diyor. Evet burada e, ortama yönelik bir adaptasyonun olup olmayacağını daha doğrusu e, bunun bir modifikasyon olup e, ortam değişince değişip değişmeyeceğine dair bir görüntü e, çizilebilir. Ve bu da e, kutup aylarda gerçekleşen olayın bir adaptasyon olup olmadığını bize gösterebilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Bursa. Ama C ve Denizli e, şıklarına da bakalım. Dişi ve erkek kutup ayısı kendi yaşam ortamlarında çiftleştirerek oluşan yavruların kasal özelliklerini incelemek. Bu zaten herhangi bir değişen olmadığı için e, uygun değil. E, beyaz kutup ayısını belirli bir süre güneş ışığı altında bırakarak sonra çiftleştirerek yavruların kasal özelliklerini incelemek demiş. Bu da yine uygun bir durum söz konusu değil. 17'ye bakıyoruz. Bezelyelerde düz tohum geni, buruşuk tohum geni de baskındır. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri verilmiştir. Yukarıda gösterilen çaprazlamalara bakılarak aşağıdaki değerlendirmelerin hangisi söylenemez demiş. Yukarıda farklı tohum çeşitlerinin birbiriyle çaprazlanmış halini görüyoruz. Melez dön aynı fenotipe sahip bezelyelerin çaprazlanması ile farklı fenotipe sahip bezelyeler e, bezelliler oluşabilir demiş. Evet, e, melez dönlerinin çaprazlanması sonucunda iki farklı fenotip ortaya çıkabilir örneğin diş tohumlu ve buruşuk tohumlu gibi. Ee, dolayısıyla bu söylenebilir. B'ye bakalım. Saf döl bezelyelerin çaprazlanmasından sadece baskın fenotipe sahip bezelyeler oluşur demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü saf döl çekinik iki bezelye çaprazlandığında baskın e, gen olmadığı için baskın fenotipte ortaya çıkmaz diyoruz. Saf döl menez, e, saf döl ve menez döl bezelyeler aynı fenotipe sahip bezelyeler oluşturabilir demiş farklı fenotip bu doğru arkadaşlar olabilir oluşabilir oluşmayabilir. Yani burada kesinlikle ifadesi de yer almadığı için söylenemez diyemeyiz. Denizli'ye bakalım. Saf döl farklı fenotipe sahip bezelyelerin çaprazlanmasından aynı fenotipe sahip bezelyeler oluşur demiş. Evet baskın genin olduğu fenotipi gösteren bireyler oluşur bu sebepten dolayı Bursa. 18'e bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde DNA molekülünün bir parçası verilmiştir. Buna göre DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bir numara ile gösterilen kısım DNA molekülüne isim veren 5 karbonlu dioksil şekerdir. Doğrudur arkadaşlar. 2 numaralı 2 numara ile gösterilen yapı adenin bazı ise 3 numara ile gösterilen yapı timin bazıdır demiş. Bu da doğrudur karşılıklı olduğu için. C'ye bakıyoruz. DNA molekülünde karşılıklı zincirler fosfat bağları ile bağlanır demiş. Yanlış sayı hidrojen bağları ile bağlanırlar. Bu, bu nedenden dolayı cevabımız C. D'ye bakalım. DNA molekülündeki 4 numaralı yapının sayısı 5 numaralı yapının sayısının eşittir demiş. Doğrudur arkadaşlar bu da. 19. soruya geçtik. Canların yaşadıkları bölgelere uyumunu sağlayan, yaşama ve üreme şansını artıran özelliklere adaptasyon denir. Aynı bölgede aynı tür ait güve kelebekleri görselde verilmiştir. Birinci görseldeki güve, güve kelebek renginin e, renginden dolayı daha çok fark edildiği için avcılar tarafından yakalanmış ve sayıları azalmıştır. İkinci görseldeki güve kelebeği ise avcılar, avcı canlılar tarafından daha az fark edilmektedir. Böylece ortamda zamanla ikinci görseldeki kelebeğin nesli devam edip sayısı artarken birinci görseldeki kelebeğin sayısı azalmıştır diyor. Buna göre İkinci görseldeki kelebeğin sayısı artarken birinci görseldeki kelebeğin sayısının azalması doğal seçilimdir demiş. Doğru bir ifade arkadaşlar. Tür içi genetik varyasyon canlıların doğada yaşam olasılıklarını etken bir durumdur demiş. Bu da doğru bir ifade. Ortama sağladığı uyum ikinci görseldeki kelebeğin neslinin devam edip üreme şansını arttırır demiş arkadaşlar. Bu da yine doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Geldik son sorumuza soy ağacına baktığımız zaman bize belirli ifadeler vermiş. Kırmızı çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır diyor. Dolayısıyla beyaz çiçek yazılanların ne yapıyoruz? Saf çekinik olduğunu direkt olarak yazıyoruz. Bir numaraya baktığımız zaman yavrusunun saf çekinik olduğunu gördüğümüze göre bunun heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. 3 numara için iki ihtimal bulunuyor. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Net bir şey söylemek mümkün değil. Aynı şekilde 4 numaranın atalarından bir tanesi de saf baskın olduğu için kesinlikle hetero, şey saf çekinik olduğu için kesinlikle heterozigot dememiz gerekiyor. 5 ve altı için de aynı durum. Geçerli ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Saf baskın da olabilir, heterozigot baskın da olabilir. Dolayısıyla burada net cevabımız Bursa olacak arkadaşlar 1 ve 4